Merhaba arkadaşlar, Tayfun Gözü'nden podcastine hoş geldiniz. Bu bir Euroleague podcasti. Evet, bu podcastte sizinle Turkish Airlines Euroleague playofflarının ilk bölümünü, birinci perdeyi konuşacağız. İlk iki maçlar tamamlandı biliyorsunuz. O maçlar sonunda temsilcilerimiz başta olmak üzere nasıl performanslar sergilendi, hangi takımlar öne çıktı, hangi takımlar sürprize açık oyunlar sergiledi, hangi takımlar de ...geliştirmesi gereken yönleri oldu. Serilerde durumlar kaç kaç bunları konuşacağız. Biraz da hakemlerden bahsedeceğiz tabii ki. Evet, hazırsanız başlıyoruz. İsterseniz e, nasıl yapalım? Şöyle e, seri seri gidelim isterseniz. Hani maç maç e, olmak yerine ilk iki maçları değerlendireceğimiz serileri konuşalım. Şimdi önce e, kimle başlayalım? E, Anadolu Efes Real Madrid serisiyle başlayalım isterseniz. E, biliyorsunuz temsilcimiz Anadolu Efes. Sağ avantajıyla playoff'lara girdi. 3. sıradan e, sezonu tamamladı. Normal sezonu 6. sırada tamamlayan Real Madrid'le eşleşti. Ve İstanbul'da iki maç yapmak üzere sahaya çıktı. Lacivert Beyazlılar hangi açıdan bakarsanız bakın, hangi taraftan bakarsanız bakın, hangi kritere göre değerlendirirseniz değerlendirin. Bu serinin e, tabii ki ağır favorisiydi. Bu seride bir kazaya uğrayacağını ben şahsen tahmin etmiyorum. Bir tek korkum hani belki e, hakemlerin e, yönetimi olabilirdi ki biliyorsunuz EuroLeague bu konuda mimlidir. E, Fenerbahçe'ye yapılanları zaten konuşacağız. E, aynı zamanda Zenit'e yapılanları da konuşacağız. Yani bu konuda mimlidir ama eee lacivert beyazlılar yani gerçekten e, karşılarında çok aşırı art niyetli bir hakem bile olsa onları bile yenecek şekilde o kadar dominant bir oyun oynayarak Real Madrid'i iki maçta da dağıttı diyebiliriz. Yani ilk maçta ne oldu? Pablo Lasso biraz agresiflik yapmaya çalıştı. Biraz İspanyol oyuncular hafif oyunu çirkeşleştirmeye çalıştılar. Hafif böyle fiziksele dökmeye çalıştılar. Ve ilk yarı hani 44-40 e, göreceli olarak daha böyle <laughs> çekişmeli e, geçiyormuş gibi görünen bir e, seviyede 44-40 Efes'in üstünlüğüyle kapandı ilk maçta. Fakat 3. çeyrekte Efes vidaları bir sıktı küt 14 sayıyı hemen ulaştı 64-50. Zaten ondan sonra da 4. periyotta antrenman maçı e, şekline dönüştü. E, burada tabi hep ne diyoruz hani e, Efes'te 4 tane topa yön veren oyuncu var. Mahşerin 4 atlısı kim onlar İşte Simon, Mitsic, Larkin, Boboa. Bu dördünün aynı anda kötü oynadığı bir maçı bulmak herhalde bilmiyorum 5-6 maç bile değil. Böyle yani 60 maçta bir falan oluyor. Yani mutlaka en azından iki tanesinin iyi oynadığı ve bu iki oyunla da Efes'in ...ön plana e, çıktığı... E, ...bir sezon izledik bu sezon. Yani hepsinin sağlıklı olduğu dönemde... yani ...nefes gerçekten durdurulması çok zor bir takım. Aynı zamanda da biliyorsunuz... ...hani içeriden... dansın yani son zamanlarda gayretli... E, ...Muerman e, biraz toparladı... ...Singleton aynı şekilde gerekirse... ...o hani fiziksel sertliği getirebiliyor... ...ama tabii orada parlayan yıldız... E, ...Allah nazarlardan saklasın diyorum... ...Sertaç Şanlı. Yani hem içeriden hem dışarıdan... E, ...şut tehdidi olan, sayı tehdidi olan... ...işte perdelemeleri çok iyi Yapan devrilmeleri çok iyi yapan işte kısalarla çok iyi anlaşan e, milli takımımız açısından da çok önemli bir hale gelen Sertac Canlı. E, böyle olunca Efes hakikaten durdurulamaz bir makine gibi. Yani e, perfect storm derler ya böyle yani kusursuz e, konuşamadım kusursuz fırtına şeklinde giden bir takım e, haline geldi. Ve hakikaten ilk maçta da aynen bunları gördük. İşte o maçların dört atlısından Misic biraz geri plandaydı 7 sayı 5 asistle oynadı ama yani geri kalan 3 oyuncu mesela Larkin, Bobo, Simon toplam 43 sayı yaptılar ve işi bitirdiler. Maç zaten 90-63 bitti. Bu 3 oyuncu yani takımın attığı sayının yarısını attı yani o anlamda bakarsanız. Üstüne bir de Sertaç zaten 16 sayı 8 ribaundla oynadı ve Real Madrid yani zaten 4. çeyrekte kafadan oyunu bitirmiş oldu. Yani maçı bırakmış oldu diyeyim o anlamda. E, Real Madrid'de Walter Tavares biliyorsunuz büyük bir güç. 10 e, sayı 9 ribantla oynadı. Trey Tompkins sadece 13 sayı attı. Onun dışında da çok da fazla hani dişe dokunur. ...bir performans gösteren oyuncu çıkmadı. Zaten bu maçın anahtarı da toplam rebound ve asist sayılarındaydı. Walter Tavares'li bir Real Madrid'e karşı Anadolu Efes toplam 45 rebound alırken... ...Real Madrid 34 rebound aldı. Anadolu Efes 20 asist yaparken Real Madrid 10 asist yaptı. Bu da zaten ilk maçta oluşan farkın açık ve net bir göstergesiydi. İkinci maçta biraz daha ilk maçın kopyası gibi oldu diyebiliriz en azından fark anlamında... Yoksa Real Madrid biraz daha iyi işler yaptı. Walter Tavares olmamasına rağmen e, en azından reboundlarda e, dengeledi işi. 34-30'du. Asistler zaten e, aynıydı. 18 asist yaptı iki takımda. Ama işte burada e, farkı yaratan şut yüzdeleriydi. Bu da Efes'in iyi savunmasını gösteriyor. E, çünkü rakibini yani Real Madrid'i berbat bir yüzdeye sevk etti. 25'te 4 üçlük attılar. 16 ile Real Madrid. Ama Efes 20'de 12. Yüzde 60 ile üçlük atarak zaten hani e, maçın e, farkın oluşmasına sebep oldu. Zaten ilk çeyrekten işi sıkı tuttu. Farkı yakaladı. Ondan sonra bir daha arkasına bakmadı bile. Ve Gül oynaya e, 2-0'a getirdi seriyi. Temsilcimiz de bu defa Simon 4 sayı 7 reboundda kaldı. Ama Larkin 21 sayı 5 asist. Misic 23 sayı 4 rebound 3 asist. Rodrik Baba 11 sayı 6 asistle e, farkı e, getiren isimler oldular. Real Madrid'de ise yine Trey Tompkins 17 sayıyla ön plana çıktı. Bir de Rudy Fernandez 11 sayıyla ona eşlik etti. Şimdi tabii 2-0'ı yakaladı Efes. 2-0'ı yakaladı ve İspanya'ya gidiyor. Orada teknik olarak tabii daha farklı bir maç belki karşılarına çıkacak. Nedir? Yani biraz daha belki hakem veya lobiyle veya işte o İspanyol hani faal gösterme hareketleriyle çirkefliğiyle maçı bir şekilde kazanmaya çalışacaktır Real Madrid. Ama ben ona çok Efes'in izin vereceğini zannetmiyorum. Eğer kendisi hani bir şekilde daha e, rahat davranmazsa bence seri zaten İspanya'da bitecektir. 3-1 e, belki olabilir ama benim tahminim e, yani hakem etkisi de olsa şey de olsa Efes 3. E, maçı da kazanacak e, ve 3-0 yapacak ve gül oynaya Final Four'a yükselecek inşallah. Evet ne yapalım şimdi geçelim e, diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun serisine. CSK Moskova Fenerbahçe Beko serisine. Bu seride aslında konuşulacak e, çok çok e, konular var. Yani sağ içinde olduğu kadar sağ dışında da e, pek çok e, gelişme var. E, bir kere e, seri öncesi biliyorsunuz e, Fenerbahçe Beko CSK ile e, eşleşti ama yan vesseliden e, yoksun bu seriye başlayacağı. E, aşikardı. Vesil'in bir sakatlığı olmuştu Barcelona maçında. E, bu yetmiyormuş gibi e, Fenerbahçe basketbol takımına tabiri caizse bir Covid belası musallat oldu. Yani takımda önce Real Madrid maçından sonra yapılan teste, Dechampier'in e, bir gün sonraki testte Dechampier'in e, Covid olduğu Covid pozitif olduğu ortaya çıktı. Daha sonra Bobby Dixon yani Ali Muhammed e, Gerald Eddy onlara eklendi. E, yetmiyormuş gibi teknik ekipten e, iki kişi e, de aynı şekilde oldu. Bir de üstüne Igor Kokoshkov e, aynı şekilde e, maalesef hani e, Covid e, pozitif çıktı. Böyle olunca da e, Fenerbahçe takımı tabiri caizse Moskova yolculuğunu kolu kaldı, kırık bir şekilde e, yapmak zorunda kaldı. Şimdi... Bunlar hani belki kağıt üstünde ya ne olacak işte 3 tane 4 tane oyuncu falan dersiniz ama yani Fenerbahçe-Beko'nun daha dar bir rotasyona sahip olduğunu düşündüğünüzde bu oyuncuların da özellikle hani oyunun sıkıştığı anlarda playoff serilerinde özellikle hani gerekli duyulan anlarda çilingir gibi katkı verebileceği oyuncular olduğunu düşünürseniz zaten çok e, ciddi bir e, sıkıntıda olduğunu düşünebiliriz. Ha bu arada şeyi söylemeyi Ahmet de e, oynayamadı. Çünkü Ahmet'in de belinde bir sakatlık var. E, ciddi bir sakatlık. O da o yüzden hani sahaya çıkamadı. Dolayısıyla ne oldu? Bir anda hani kağıt üstünde Fenerbahçe Beko'nun e, hani uzun rotasyonunda 3 e, tane oyuncu kaldı. 2.5 e, diyelim ya da. <laughs> diyeyim size e, Danilo Bartel, Kyle O'Quinn ve e, Berkay Candan. Yani şimdi bu 3 oyuncu her ne kadar şeyde CSKA'da Militino sakat olmuş olsa da bolon boy olmayacak olsa da çok ciddi bir fiziksel eşleşme problemi yaratabilecek. Hadi o olmasa bile en azından yani 40 dakika boyunca hani ne kondisyon anlamında ne de işte far problemi yaşamadan hani şeyi tamamlamak maçı tamamlamak biraz güç olacaktı. Bunlar yetmiyormuş gibi direkt yani Rus böyle hani zorluk çıkaran hani böyle klasik 1980 model Ali Cengiz oyunları gördük yani. İstanbul'a İstanbul'dan çıkarken işte yapılmış PCR testlerini kabul etmeyip havaalanında bir PCR testi daha yapacaksınız yoksa olmaz sizi Moskova'ya almayız falan gibi saçma sapan cümlelerle yaşanan zorluklar, otele daha geç gidilmesi, hani antrenman salonunun daha geç açılması falan gibi böyle hani Gerçekten o demir perde ülkelerinde yapılan zorluklar Fenerbahçeye uygulandı yetmiyormuş gibi bir de tabii. E, o çok sevdiğim muhteşem e, şey hareketi bir oyuncunuza e, sakat derler ama aslında sakat değildir bomba gibidir. Aha da onu gördük. O da Daniel Ayıklı. E, adam oynamayacak dediler. Sakat listesinde dediler. Maçlara çıkmayacak dediler. <laughs> Tam maça ilk beş başladı ya. Bari ulan e, utan, azıcık utanmanız olsun. Yani şey oldu ne bileyim adamı e, böyle ilk beş başlatmayın da bench'ten getirin. Aa falan diyeyim böyle. Yani bir de bench'ten e, gel yani ilk beş başladığı yetmiyormuş gibi de neredeyse bütün maçı oynadı ve bayağı da hani fiziksel olarak çok diri bir görüntüyle oynadı. Böyle hani e, saha dışında e, komik olayların olduğu e, acayip bir şekilde e, seriye başladı Fenerbahçe ilk İlk maçta yalnız buna rağmen Gerçi ilk iki maçta da yani bir kere canavar gibi mücadele etti takım. Yani o yüzden e, takdir etmekten başka hiç e, söylenecek bir şey yok. Yani son ana kadar e, çarpıştılar güçlerinin son damlasına kadar. Gerçekten CSK karşısında e, ellerinden geleni yaptılar. İlk maçta Dekolo e, müthiş oynadı eski takımına karşı Müthiş bir direnç koydu tabi e, sarı lacivertler. Üçüncü çeyrekte inanılmaz epik bir mücadele e, koydular hakikaten. E, yani 12 sayıyla devreyi yerde kapatmalarına rağmen bir anda üçüncü çeyreği e, iki sayıyla önde kapattık. Yani e, muhteşem e, bir oyundu. Fakat ondan sonra işte e, hakemler ufak ufak devreye girmeye başladılar. E, takım yoruldu. Onun da etkisi var. Ve dördüncü çeyrekte hani maç 92-76 CSK üstünlüğüyle bitti ama ya yani çok sunni bir farkla e, gerçekten e, şanssız bir şekilde ilk maçı Fenerbahçe kaybetti. E, yani burada tabii hani teknik şeyler de olabilir ama yani belki orada biraz şeyi eleştirmek lazım. Özellikle 78-70 iken e, iki tane çok bomba şucumu e, kaçırdık e, Lorenzo Brown'la bir tanesi. Yani gerçekten çok büyük e, acemilik ve şanssızlıkla e, kaçırdık. E, ve devamında da iki tane üçlük yedik. Zaten orada da e, iş bizim açımızdan e, bir nevi bitti diyebilirdik. Nandekolo 27 sayı 4 rebound 3 asitle oynadı. Guduric 11 sayı 3 top çalma. Kyle Coyne 11 sayı 6 rebound. Lorenzo Brown 12 sayıyla e, takımımızda ön plana çıkan oyunculardı. CSK'da ise Hani dedim ya o sakat listesinde olan ama ne hikmetse mucizevi bir şekilde iyileşerek ilk şey çıkan Daniel Hackett 20 sayı 3 rebound 3 asistle oynadı. E, Fenerbahçe maçlarını çok seven e, ayrı bir e, motivasyon kaynağı e, olarak yapan e, sevgili Will Clyburn'a e buradan e, sevgilerimizi yolluyoruz. O da 20 sayı 5 rebound 5 asistle yine ön plandaydı. E, Tabi Biraz önce bahsettim uzun rotasyondaki sıkıntılardan dolayı hani e, reboundları vereceğimiz e, belliydi. Reboundları e, bırakmıştık bir anlamda da rakibe. İşte buradan ekmek yiyen de e, Johannes Voitman oldu. 12 sayı 10 reboundla e, belki de son döneminin en verimli oyununu oynadı kendi adına. E, dediğim gibi yani CSK 32 rebound Fenerbahçe 21 rebound aldı. Bu da zaten e, pek çok şey. özetiydi. İkinci maçta e, Valla yani İlk maçta Lamonica vardı. Ee... Yani burada yayında başka e, podcastte konuk olduğum konularda da söyledim. Yani e, La Monica'dan korkuyorduk ediyorduk. Onun hani böyle şirket adamı olduğunu <laughs> hep söylüyorduk böyle. E, Muhaşlı eleman olarak hani ne görev veriliyorsa yapıldığı şeklinde. E, i̇kinci maçta ondan daha beter bir hakem üçlüsü gördük. Yani gerçekten e, niyetlerini daha birinci saniyeden itibaren hissettirdiler. Ve tam anlamıyla heceleyerek söylüyorum. Rezalet. 100 karası bir maç yönettiler. Yani gerçekten inanılmazdı. Yani bir kere maçın başında itibaren öyle sertlikte başladılar. Bir kere adamlar şöyle demişler. Dekoloyu sakatlayın. Soyun modasına gönderin kardeşim. Maça devam edemesin. Ha devam edecek olsa da kenarda pısırık bir şekilde takılsın. Yani bu mesajla sahaya çıkmış CSK'lı oyuncular ve bunlara da çok net bir şekilde izin veren berbat bir hakim üçlüsü vardı. Yani o ilk daha e, oyunun başında topu getirirken baştan zaten Kurbanov'un yaptığı iki faal var. Onlara e, şey vermeyip ondan sonra belki pozisyon şanssızlık ama yani şöyle bir hafif kafa ile beraber omuz e, vurarak burnunu aldığı darbeyle e, zaten dekolu e, bir yaklaşık 4,5 dakika kadar burnundaki kanamayı durdurmaya çalıştı. Allah'tan kırık falan yok. E, ama yani gerçekten bu hakem yönetiminin de izahı yok. Öyle söyleyeyim size. Ee, yani doğal olarak da tabi e, dekolo biraz daha e, çekingen oynamak zorunda kaldı. E, kim olsa öyle oynar. Yani ya adam e, bırakacak basketbol topunu senin ananı diye kuzura bakmayın yani. Paldır küldür girecek e, rakibe e, ya da hani bir şekilde daha e, pasif bir oyunu ortaya koyacak. 9 e, sayıyla oynadı 5 top kaybı yaptı. E, ama bu defa onun yerine e, belki de hesap etemedikleri bir oyuncu Marco Guduric devreye girdi. 27 sayı 2 rebound üç asistle oynadı ama yani yanlış anlamayın bakın o da ciddi anlamda sertlikten nasibini aldı. Yani her rebound pozisyonunda, her içeriye devrilmelerde, içeriye potaya drive etmelerde, potaya yüklenmelerde yani bir değil birkaç darbe. Yani ve saçma sapan yani alttan üstten aldığı darbelerle valla iyi hani maçı sakatlanmadan bitirdi oyuncularımız o anlamda valla yani hem geçmiş olsun diyorum hem de takdir ediyorum kendilerini buna rağmen de bakın buna rağmen de fenerbahçe var Beko... Neredeyse bu maçı kazanacak pozisyona getirdi. Bu arada bu maçta Pierre 14 günlük süresi bittiği için oynadı. 6 sayılı oynadı ama yani getirdiği o enerji bence iyiydi. Ama tabii halsizdi haliyle. Hani sağlıklı bir Pierre olsa yani biz hakemlere rağmen bile bu maçı kazanabilecektik. Yani orada yani hakikaten daha ne diyeyim nasıl konuşayım bilmiyorum. Yani o hakem üçlüsünü burada herhangi bir salona veya herhangi bir Hani spor müsabakasında sahaya çıkarın muhtemelen sahadan çıkamazlar. Yani o kadar net e, ortama gerdiler öyle söyleyeyim size. E, yani gerçekten hakikaten utanmak lazım. Yani Euroleague yönetimi bence sen de utan. Hani ne gibi bir şeyin var bilmiyorum ama yani CSKA'yı Final Four'a e, sokmaksa ana amaç. Ve bunu 14 senedir zaten yapıyorsunuz. Böyle bir yazılmamış bir kural varsa kardeşim hiç boşu boşuna uğraştırmayın. CSKA girsin baştan Final Four'a. E, üç tane. Diye, geri kalan üç e, yer içinde. E, diğer takımlar kendilerince mücadele Böyle saçma sapan şey olmaz yani. Yani gerçekten çok öfkeliyim. E, çok daha hani küfürlü de konuşmak istemiyorum. O yüzden bu konuyu burada kapatalım ama e, Fenerbahçe-Beko'yu gerçekten e, takdir ediyorum. Burada iki tane e, ...oyuncuya önemli bir e, parantez açmak istiyorum. E, oyuncuları asla eleştirmek istemiyorum. Yani iyidir, kötüdür, hoştur, değildir. Çünkü o ortam hiç kolay bir ortam değil. E, ama önce Kenan'dan bahsetmek istiyorum. Kenan... E, çok takdir ettiğim bir oyuncu. Yani e, tam bir görev adamı. E, herkes e, şey diyor ya 4'te 0 üçlük şey serbest satış mı kaçırılır şu mu olur bu mu olur diyecek. Ama ben öyle söylemiyorum. E, ben evet şanssızdı. 4'te 0 attı belki. Şey değil ama o getirdiği savunma gayreti e, gerçekten muhteşemdi. Yani Üç pozisyon üst üste Will Clyburn çaresizlikten ne yapacağını bilemedi. Yani ne sağından, ne solundan, ne tepeden, ne dipten hiçbir yerden geçirmedi Kenan. Yani o yüzden kendisini buradan sevgilerimi iletiyorum benim için o formanın hakkını vermiştir kendisi. Helali hoş olsun diyorum. Ee, tabii o bir ya da ikisini bile atsa yani orada da psikolojik olarak kırılma anı olacaktı. Fenerbahçe öne geçmiş olacaktı. Ha ama bu arada merak etmeyin o hakemler olduğu sürece yani öne geçmiş olsa da başka bir şekilde hani yine o maçı elimizden alırlardı. Ama olsun bu maçın İstanbul'da var. Bunun dönüşü de var. İkinci oyuncu olarak da Tarık Biberovic'den bahsetmek istiyorum. Gerçekten takımda Eksiklerin e, çok olduğu bir dönemde e, daha fazla süre aldı. Kendine gelen şansı çok iyi değerlendirdi. E, iki maçta da iyi oynadı. İlk maçta 9 sayı, ikinci maçta 6 sayı attı. E, gerçekten e, çok gayretliydi. Savunma revantlarına katkı vermeye çalıştı. 3 tane revant çekti bu. Hani uzun <laughs> yokluğunda diyeyim, kıtlığında diyeyim kadar. Çok önemli hareketlerdi. Ve e, bir pozisyonu hepimiz hatırlıyoruz herhalde. E, tepede top e, kendisine geldiğinde şuta kalkacakmış gibi ya da sağına doğru gidecekmiş gibi bu Jonas Jonas Voigtman'ı hani böyle St. Petersburg'a peynir almaya <laughs> yolladıktan sonra e, ipotoya yüklenip e, yaptığı smaç gerçekten muhteşemdi. Zaten gecenin smacı seçildi o da. O yüzden e, 20 yaşında da oyuncumuz biliyorsunuz. E, o yüzden hani kendisine yolu açık olsun diyorum. Böyle çalışmaya devam Tarık. Yani harikaydı. Devam et diyorum Bravo komşu diyorum. Komşu deyince o ne dediğimi de zaten anlayacaktır. Bu arada e, CSK'dan da biraz bahsedelim. Yani onlar <laughs> ne yapsalar zaten bu maçı hani kazanacaklardı ama yani bu berbat yanlı e, yönetilen bir maçta ön plana çıkan oyuncuları e, Daniel Hackett 14 sayı 9 asist nasıl bir sakatsa adam yani e, diye geldi ikinci maçta da yine katkı verdi. E, Kurbano Kurban o 10 sayı 6 rebound oynadı ama burada e, en önemli katkıyı veren oyuncu Tonika Şengelya'ydı. 11 sayı 7 rebound 7 asistle oynadı ve e, bu maçı kazandı e, ve seride 2 0a geçti. Şimdi gelelim seri tahminime. Şimdi burada biliyorsunuz Euroleague kuralları gereği herkes 10 gün karantinada kalmasına rağmen Euroleague 14 gün karantina süresi istiyor. Dolayısıyla 14 gün karantina süresi dolamayacağı için de takımdaki işte Gerald Eddy, Bobby Dixon gibi oyuncular maalesef sahada olamayacaklar. E, eksiklerimiz var. Ahmet'in de belindeki sakatlık çok iyi sinyaller vermiyor. E, dolayısıyla büyük bir ihtimalle o da olmayacak sahada. Yan vesile hakkında çok da fazla spekülasyon yapmak istemiyorum. İşte yok iğneyle oynayacak şu bu falan diyorlar ama ben daha önce de size burada söylemiştim. Ben olsam hiç oynatmam vesileyi. Yani bırakın bu seriyi bu sezon oynatmam. E, ki bir dahaki sezon oldukça sağlıklı bir şekilde dönsün diye. Onun da olmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla yine Aynı e, şekilde, aynı kadroyla e, sahada olacağız İstanbul'da. Ve bu da tabii doğal olarak e, bir adım geride olmamızı sağlayacak. Ben burada Fenerbahçe-Bekon'un İstanbul'da e, bir maç kazanacağını düşünüyorum. Ama seri e, bence Moskova'ya dönmez. Ve 3-1 ÇSK Moskova bu seriyi alır ve Final Four'a muhteşem hakem destekleri ve muhteşem lobileri sayesinde tekrar Final Four'a giderler. Ne diyeyim, içlerinde sindirebiliyorlarsa devam etsinler. Evet, gelelim serinin diğer maçlarına. Diğer maçlarda da e, ilginç e, maçlar oldu. E, Barcelona-Zenit e, maçından, Zenit serisinden başlayalım öncelikle. Şimdi tabii e, çok derin bir kadro e, ve ciddi anlamda Final Four'un, yani bırakın hani playoff'ların, e, Final Four'un e, en önemli favorilerinden bir tanesi. Barcelona'ydı. E, zaten normal sezonda birinci sırada bitirdi. E, sekizinci sıradan son anda playofflara kapa atan Zenit eşleştiler. Şimdi burada e, herkesin beklediği e, Real Madrid, Real Barcelona'nın Seriyi rahat bir şekilde geçmesi. E, İspanya'da 2-0 yakalayıp hani e, Rusya'da belki bir maç kaybedip en fazla 3 1le ile şeye dönmeleri, Final Four'a kalmaları şeklindeydi. Fakat <laughs> ya bu Geniş kadrosuyla e, dönem dönem bocaladıklarını biliyoruz. Dönem dönem eski e, hani e, kadronun tam uyuşamadığını da e, görüyoruz. Ama e, yani bu favori Barcelona ilk maçta hiç beklemedikleri bir darbe e, aldılar. Bu darbede e, Zenit'ten eski oyuncularından e, Kevin Pangos önderliğinde geldi. Kanadalı oyuncu eski takımına karşı müthiş bir direnç gösterdi. 19 sayı 9 asitle maçı tamamladı. Ee, ve biliyorsunuz tabii yani Zenit'ten bahsediyoruz. Zenit'te 15 kişilik bir kadro var. Yani pek çok Euroleague takımda 20'ye yakın e, oyuncu olmasına ama onlar 15 kişilik bir rotasyonla e, gidiyorlar. Ve bunların içerisinde e, Ponitka e, sezonu kapattı. E, çok önemli bir oyuncu onlar adına. E, ve ciddi anlamda bu... E, eksiği vardı. Yetmiyormuş gibi bir de maç içerisinde Gudaitis de sakatlandı. İkinci maçta oynayamadı zaten. İlk maçta sadece 9 dakika e, oynayabildi. Buna rağmen işte Kevin Pangos'un takımı o kadar e, güzel yönetti ki e, yani Chavi Pascual da e, çok iyi hazırlamış takımını seriye. E, önce farkı yakaladılar. Daha sonra da bu farkı gayet güzel Kevin Pangos'un direksiyonunda olduğu bir takımla korudular. Casey Rivers 11 sayı. Thomas 12 sayıyla e, ona katkı e, verdiler Kevin Pangos'a. Ve maçı Barcelona'da ilk maçı Zenit kazandı. Çok büyük iş. Barcelona'da ise hani büyük maçlarda bir türlü ortada görülemeyen <laughs> Mirotic. E, hakikaten 10 e, sayıda 2 rimonta e, kaldı. Onu gözler aradı. Zaten e, Mirotic'ten e, başka, ondan daha iyi oyuncu olduğunu düşündüğüm Brandon Davis. E, yine ön plandaydı. Onun daha fazla kullanılması lazım bence. 18 sayı 9 rimonta dominant bir oyun ortaya koydu. Ama... E, yetmedi ve bu arada tabii diğer bütün oyuncuları geçin hakkını teslim etmek e, gereken bir oyuncu var Barcelona'da tam bir winner e, Corey Higgins o da. 15 sayı 6 asitle ikinci yarıda o, o farkın kapanmasına ve maçın kafa kafaya e, getirilmesine e, sebep oldu yani o anlamda ama yetmedi e, burada Zenit ilk maçı güzel bir şekilde kazandı bir kere helali hoş olsun İkinci maça geldiğimizde ise <laughs> burada işte <laughs> hakem rezaletlerinin başka bir perdesi yaşandı diyebiliriz. İkinci maç aslında ilkine çok benzer bir şekilde geçti. Ne Ponitka var farkındaysan. Ne Gudaitis oynuyor. Ama Zenit yine ön planda. Ee, iyi savunma yaptılar. Ee, ya da Barcelona kötü hücum etti artık. Ne tarafından ee, bakarsanız yine Mirotic ortada yoktu. Yani gerçekten. Ee, ve öyle bir kafa kafaya gitti ki maç uzatmaya gitti bir kere. Ve uzatmaya giden maçta Hani e, Kevin Pangos biraz daha dengeli atabilse <laughs> belki uzatmaya gitmeden e, maçı e, yine Zenit kazanacak ve seriyi 2-0 getirecek. İnanılmaz değil mi? Yani gerçekten e, bir tarafta Barcelona <laughs> bir tarafta Zenit. Yani kadro kalitesine baktığınız zaman yuh diyorsunuz yani o anlamda. E, Kevin Pangos yine direksiyonun başında 23 sayı, 3 rebound, 3 asist, 3 top çalma. Yani neredeyse adam her şeyi yaptı. Will Thomas 17 sayı, bu sefer Austin Hollins 12 sayıyla eşlik etti ama bence burada eee eks faktör Zenit'te Tarık Black'ti. Sezon ortasında katıldı biliyorsunuz. E, form durumunu e, yani şey yapmak için tekrar bir, belli bir seviyeye getirebilmek için bir sürede oynayamadı. Ama bu maçta gerçekten 9 sayı 7 reboundla yani Barcelona e, savunmasını dağıttı diyebiliriz. Hem savunmada hem hücumda. Barcelona'da da yine klasik aynı oyuncular ilk maçtaki gibi ön plandaydı. Brandon Davis 22 sayı 8 rebound. Corey Ogin, Higgins 15 sayı 3 asit oynadı ve dediğim gibi Mirotic yine 8 sayı 4 reboundda kaldı. Ve e, uzatmada da olsa zor bela e, Barcelona hani bir biri yakaladı e, ve e, Rusya'da e, serinin devamına gidecekler. Burada hakemler demiştim. Neden hakemler diyorum? Ondan biraz bahsedeyim hep beraber gülelim. Yani bu oyunda bakın bu oyunda yani oyunda kaç kaç bitti bu maç? 71-68. Barcelona kaç tane servis atışı kullandı biliyor musunuz? 44 yahu 44. Yani 44 sayı ne demek arkadaş kafayı yersiniz ya. Yani 37 sayı buldular bu serbest satışta. Yani 7 taneyi de kaçırmışlar Allah e, var ya bir şey demiyorum. Ama yani 71 sayılarının 37'sini serbest satıştan bulabilir mi bir takım ya? Kafayı yersiniz yani böyle saçma sapan bir hakem yönetimi hayatımda görmedim yani. Zenit e, bu arada 19 e, serbest satış kullandı 15 isabet buldu. Yani gerçekten kara nizah. yani başka hiçbir şey demiyorum yani. E, hakikaten rezaletti. E, bu arada... Yani bir yorumda e, Saras Cezkevicus için e, söyleyeyim. Yani elinde inanılmaz bir kadro var. İnanılmaz adamlar var. Yani beşleri bir saysam kritik anlarda yani çıldırırsınız herhalde. Bir ara e, Pierre Oriola, Adam Hanga, Kalaites e, üçlüsüyle oynayıp şutu Hanga'ya kullandırıyor. Yani e, bilmiyorum yani benim yorumum açıkçası e, Cezkevicus'un elinde bir Ferrari var. Ama kendisi bu arabayı Murat 124 gibi kullanıyor. Yani o derece bence kötüydü. Bir yani biraz egosal bir şeyler var orada. Bilmiyorum belki de oturur oturmaz. Yani göreceğiz bakalım. Evet gelelim seri tahminimi. Bence seri tahmini burada e, maç seri Rusya'da bitecek. Ama <laughs> sizin tahmin ettiğiniz gibi zenit değil. Bence Barcelona toparlanacak. iki maçı da kazanacak. Ve yani biraz da belki de hakem desteği de olabilir artık orada bilmiyorum ne olur. E, ve orada 3-1 bence bu seriyi Barcelona'a geçer diyorum. Evet sevgili dinleyiciler, şimdi gelelim serinin Final 4'a kalmak üzere mücadele eden diğer iki takıma ve bu seriye. Bu seriyi oldukça sert geçen bir seri. Armenia Exchange milano bayern Münih maçından ve serisinden bahsetmek istiyorum. Playoff'ların belki de en beklenmeyen ve en sürpriz eşleşmesi buydu. Yani bitime iki hafta kala hani Milano'yla Bayern Münih eşleşecek falan deseniz yani belki falan belki sezonun böyle bir bitmesine 6-7 maç kala belki bunu okey derdiniz ama yani bir anda hani Fenerbahçe'nin dördüncü olabileceği, Bayern Münih'in belki hani şeye bile kalamayacağı, playoff'a bile kalamayacağı konuşulurken e, Bayern Münih 5. sıradan playoff yaptı ve 4. sıradaki Milano Milano'yla eşleşti. gerçekten ilginç bir maç. Yani serilere baktığınız zaman hani normal sezonda Almanya'daki ilk maçta uzatmaya gitmişti. Yani öyle bir e, hani nasıl söyleyeyim rekabetsel bir e, geçmişi var diyebiliriz. Yani zorlama bir <laughs> rekabet çıkarmaya çalışıyorum bu maçtan ama ilk maç hakikaten de e, Bayern Münih'in dirençli e, bir e, oyununu gördük. Devreyi 17 sayıyla önde kapattılar. E, ama bu arada e, yani 17 sayıyla önde kapattılar e, dediğim anda muhtemelen aklınıza e, işte ne bileyim Lucic, Reynolds, e, Baldwin e, üçlüsünden biri geliyor. Çok iyi oynadı değil mi diyeceksiniz. Hayır yani maçta öne çıkan oyuncu Deniz Sivri'ydi. 23 sayı alt trimampla e, oynadı. Ve farkı da e, onun bu performansı e, yakaladı. İkinci yarıda e, resmen e, Bayern Münih durdu. E, Milano geri geldi. Normalde bu ıı, denklemi hep normal sezonda tam tersi görürdük. Yani devreyi e, Bayern Münih işte çift tane rakamlarla, farklarla e, geride kapatırdı. Üçüncü çeyrekten itibaren Reynolds oyun alıp öyle bir e, şaha kalkarlardı ki bir anda hani maçı e, kafa kafaya getirir kazanırlardı. Burada tam tersi oldu. Her zaman papaz bir yemedi tabiri caizse. E, ve e, ikinci yarıda Milan'ın geri dönüşüne engel olamadı e, Bayern Münih. Hatta 1.2 saniye kalana kadar da bir sayı ile esasında öndelerdi. Ama orada kötü bir savunma yaparak çizilen sette de zekli değiden. E, topu e, alıp potaya tiplemesi sayesinde de maçı kaybettiler dramatik bir şekilde 79-78 e, ama işte ne yapacaksınız hani bazen çekirge her zaman sıçrayamıyor tam tersi oldu bu sefer de bayan adına. kadına. E, dediğim gibi Sealy ön plandaydı ama siliye kimse eşlik edemedi. Balbin mesela 10 sayı 4 asiste kaldı. Lucic 6 sayı 3 reboundta kaldı. Reynolds e, 7 sayı 4 reboundta kaldı. E, son zamanların sürpriz adamı James Kiss e, 7 sayıda kaldı. <laughs> Bunlar tabi e, maçı kaybettiren önemli faktörlerdi. Milano ekibinde Z Zekli Day 17 sayı 7 rebound, Sergio Rodriguez 13 sayı, Kevin Punter 11 sayıyla e, etkili e, oynayarak skora katkıda bulundular. Ama burada tabi bence e, ön plana çıkan oyuncu Malcolm idi. 10 sayı 6 rebound 4 asistle oynadı Amerikalı oyuncu ve ne kadar hani önemli bir e, faktör olduğunu Milano ekibi adına bence gösterdi ve herkese ispatlamış oldu. İkinci maç ise Valla daha iyi oynayan bir Bayern Münih vardı sahada, Daha iyi savunma yapan e, Milano ekibi e, takımı e, bu daha iyi oynayan Bayern Münih'i daha rahat bir şekilde yendi. 80-69. E, gerçekten hani bir ara e, ilk çeyrekli yok. ikinci çeyreğin ortalarında fark 20 idi. 34 14tü e, Milano ekibi e, lehine. E, Bayern Münih de buradan geri dönemedi. Bu defa hani e, o kötü oynayan oyuncuları daha bir toparlanmış e, gibiydi. İşte Reynolds 11 sayı 4 rebound, James Gist 11 sayı 7 rebound, Lucic 11 sayı 8 reboundla e, oynadılar. Hatta hatta en önemli performans Wade Baldwin'den geldi. 23 sayı 6 rebound 6 asistle ama e, yetmedi galibiyet için. E, Milano ekibinde ise Kevin Panther coştu diyebiliriz 20 sayıyla. Rodriguez 13 sayı 4 asist, Shawn Shields 12 sayı, Zetli de yine 10 sayı 7 reboundla oldukça iyi bir katkı e, verdiler ve e, Ettero Messina'nın ekibi 2-0'ı yakaladı ve e, Almanya ya 2-0'ın avantajıyla 2-0'ı cebine koyarak gidiyor. Şimdi tabii e, bir soru geliyor bu ikinci maçta insanın aklına. Bu kadar iyi oyuna rağmen neden Alman ekibi kazanamadı? Bütün hani rakamlar, reboundlar, asistler vesaireler hani bu kadar denkken neden e, kazanamadı diye. İşte o ee, kazanmamanın tek e, bir şeyi var top kayıpları. 5 tane fazla top kaybı yaptı Alman ekibi. Ve bu kaybedilen 5 beş topun 5'inde de e, ciddi kritik sayılar yediler. Ve bu sayılar e, sayesinde de bu fark oluştu. E, maç sonrası ilginç bir hani şey oldu böyle bir gerginlik yaşandı e, maç sonundaki seremonide oyuncular biraz itişler O belki hani serinin 3. maçında böyle bir hırs bir şey e, yaratabilir. Hani e, ilginç bir maç olabilir e, şey olarak ama buradan seri tahminime geçersek belki bu e, hani itişme kakışma Bayern Münih'e bir maç kazandırabilir ama ben yine e, Almanya'da diğer maçı e, Milan'ın kazanacağını ve bu seriyi de 3-1 tamamlayacağını ve final four'a kalacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar böylece e, Türk Airlines Eurolik Playofflarında birinci perdenin analizini böyle kısaca yaptık İkinci, ilk iki maçlar tamamlandıktan sonra ne oluyor seriler ne durumda biraz böyle e, anlatmaya kendimizce yorumlamaya çalıştık e, bundan sonra e, muhtemelen hani seriler bitiminde bir e, podcast e, çekeriz hani final fora e, kimler e, kalacak ve o e, kalmış olan o e, takımların Hani bu roya nasıl geldiklerini e, biraz anlatacağımız daha belki e, farklı bir podcast çekeriz ama bu podcastin burada sonuna gelelim burada noktayı koyalım ve e, inşallah hani temsilcilerimiz açısından e, iyi bir hani şeyle sonuçlarla e, bir sonraki podcastte karşınızda oluruz diyelim Evet görüşmek üzere İyi günler diliyorum